Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi son zamanlarda yani ihtiyaca binaen bu tür dersleri yapıyorum. Laikaları ben yapıyorum. Dolaştım, yeni geliyorum. Bugün 3-4. günüm ne? Yurt dışındaydım. Her tarafta gördüğümü kastetmek için söyledim. Dünya zaten alem-i kevni fesat yani. Kararsız bir dünya, karar yok. Kararsız dünyanın kararsız insanları. Karar yok dünya. Atmosferi değişiyor, havası değişiyor. Mevsimleri değişiyor. Değişen dünyada, değişen insanların içinde. Bir ben değişsem neyse, herkes değişiyor. Kendimi sabit tutuyorum, o değişiyor. Ben değişiyorum, o değişiyor. Yani peki böyle bir durumlarda insanın sadakat değil, doğru sadakat, doğru ihlas, istikameti. Çünkü batılda da ihlas var. Neyi, nerede, ne zaman, nasıl ve ne şekilde yapacağımızı bilmiyoruz. Aramızdaki kavgaların sebebi de bu. Ailevi sıkıntıların sebebi de bu. Bu hemen boşanmalara kayıyor. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz, çözemiyoruz. Sonra o dönüşü yapsan da iş işten geçmiş oluyor. Veya o dönüşü verecek yer yok. Yapsan bile birisi vuruyor sana. Böyle garip dünya. Önceden bilmek adına Risale-i Nur'da dusturlar diye. Merak ederseniz şu hizmet dusturları diye biz dershanede mevzu mevzu yapıp külliyattan topladık. Külliyattan toplanmaktır hepsi. Şimdi bu buralardan okuyorum biz yaptığımız için ihtiyaca binaen. Bunlar bilinmeyince pahalıya mal oluyor. Tecrübe pahalıya mal oluyor ama Bağdat Arabı Basra, aile yıkıldı, psikolojim çöktü, bir sürü hizmet adına tahrip yaptık, yanlış yaptık, kırdık, döktük, gücendirdik, gittiler. Keşke diyoruz, anlaması adına laikaları iyi bilmek gerekiyor. Laikaları kısaca bir iki dakikanız alarak hangi laika ne işe yarayacağını önceden söyleyeyim. Nasıl ki soruyorlar, abi fıkıh kitabı okuyacağız, ilmi al değil. Hangisinden okuyalım? Osmanlı Devleti'nin okuduğu fıkıh kitabı, ilmi al değil. Ömer Nasuh bilmem falan değil. Multekaid. Biraz da ilerlemişsen, biraz mürekkep yakalamışsan İbn Abidin, biraz da gidiyorsan Fetevain diye. Bak kolay oldu. Ha, bunu oku. Şimdi laikalar nedir? Onu ben bir iki dakika anlatayım. İdealist dava adamının ruhunu inşa ve ihya. İdealist dava adamın ruhunu ihya ve inşa etme malzeme deposu olan Barla Laikası. Barla Laikası'nın özelliği bu. İdealist bir dava adamın ruhunu inşa ediyor ve ihya ediyor. Malzeme. O malzemeler orada. Şimdi dış dünya var, bizim dışımızda böyle, aile hayatımız olur, kardeşimiz olur, evladımız olur, bizim davranışlarımız olur. Neyin doğru, neyin yanlış, de deme, git gitme, söyle söylemeyi, söyleyen, o ölçüleri veren Kastamonu Laikası. Kastamonu Laikası okurken defter alacaksın, de deme. Bunlar işleniyor. Böyle yap, böyle gitme, bunu dinle, buna muhatap ol, buna muhatap olma. Bu özelliği veriyor. Ama bunları söylediğimi ben kaç sene belki 20-30 seneye mal olarak söylüyorum. Ben 1-2 dakikanızı alacağım. 3. İçsel alemimiz var. Celal, cemal ve kemal. Sıfatların birbiriyle çelişen ve çatışan fikirler var. Hisler var. Duygular var. Latifeler var. Meyiller var. Hazlar var. Niyetler var. Var da var. İç alem. Nasıl oturtacaksın?
birbirine çatışıyor veya çelişiyor veya paralel gidiyor. Bunlara istikamet vermek, kıblesine koymak, bu duyguların fikirleri emirdar layıkası yapar. Ama mutlaka okurken not alacaksın. Deyecek deme. Bu cenazeye gidilir, bu cenazeye gidilmez. O bile var. Cin çağırma, cin çağırmama. Yani senin içinde yapacağı özellik. Yani garip şeyleri söylüyor. İnsan yapısı, içsel alemi, enaniyet haritasını anlatıyor. Bir de Kur'an'da Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun yani Cenab-ı Hakk'ın insana koymuş olduğu cihat ruhu var. Onun kanalize edilmesi lazım. Dahilde nasıl, hariçte nasıl? Yani adanmış ruhların, fedai ruhların bulunması gereken safını anlatıyor. Kime karşı nasıl duracak? Kime, nerede, nasıl, ne şekilde duracaksın? Bunu anlatan tarihçi hayattır. İnsanda bir de lokomotif gibi ilmin hocası meraktır. İnsan günahlara da merak sokuyor. Yani şuraya kadar gideyim, şuna da bir bakayım, şuna da şey yapayım. İnsanda merak var. Merakı, istikbale ait merak var, kabir merakı var, kendi acaba Allah beni seviyor mu, biz Allah'ı seviyoruz gibi. Bu merak haber, insanın merakını kıblesine koyan da sikki-i tasdik-i gaybiyedir. Kısacası lokomotif iman esasları olan kasta, sözler, mektubat, lemalar, şualar, Asay-ı Musa gibi kitaplar. Onu istikametine koyan, yürüten ray var, o da laikalardır. Şöyle değil yani, bazen rastlıyordum eskiden, şimdi elhamdülillah. Şuradan bir şey oku da gidelim. Var hep böyle, elini böyle yapıyor. Ha? Laikalara yapıyor böyle. Oradan bir şey oku da gidelim yani. Yani işte hissiyatına söylenmiş bir şey. Koca Mehdi Azam'ın vermiş olduğu ölçülere şöyle şöyle yapıyor. Senelerden beri imani dersten sonra laika değil, hatıralarla oyalandı bu millet. Senelerden beri dersten sonra, imani dersten sonra layık olacaktı. Hatıralarla, hatıra oysa kişinin özelliğidir. Herkesi bağlamaz. Layıkalar, İsa-i Nur. Sonradan bağırıyoruz. İsa-i Nur esastır. İsa-i Nur deyip özelliğimizi anlatmışız. Şimdi kazaya rıza göstermek ve kadere teslim olmak başlığı altında toplama yapmışız. Onu okuyacağım size. Bu anlattıklarımda sorusu olan var. Yani şu, bir daha şunu söyle diye. Tamam. Kardeşlerim, gerçi, yani şualardan okuyorum, 309. Kardeşlerim, gerçi yeriniz çok dardır. Yani bu yeri dar dedi, hapishane ha? Böyle değil ya Rabbi. Yani böyle bir yer, biz de görmemiştik. Eski nurcular bilir ya, rüyamızda bile görmezdik, spot lambalar olacak. Kardeşlerim, gerçi yeriniz çok dardır, fakat kalbinizin genişliği o sıkıntıyı aldırmaz. Hem yerlerinize nispeten daha serbesttir kalp. Hemen burada bir gönderme. Hepimiz babamızdan nakletmiştir ama ben görmüşüm, ben yaşamışım. Ben de yaşlı olanlar zaten çok yaşamış. Gençler de duyuyor. 60 metrekare vardı yoktu. 4 tane kardeş babamlar. Göçüyle beraber kalıyorlardı. Herkese bir oda vardı. 60 metrekare. Dedem de vardı bunlarla kalıp. Ve babaannem de vardı. Böyle bir yerdi. Ama kavga gürültüye şahit değil. Çünkü yerleri dardı. Gönülleri genişti. Şimdi 100 metrekareye karı koca. Tamam mı? Bir saatte bir odada kalsa 2-3 saatte ancak karşılaşılacak büyük daireye 120, 140 veya 100 metrekareye iki kişi kavga ediyor. Yerleri geniş, gönülleri dar. Şimdi bir daha dinle. Kardeşim, gerçi yeriniz çok dardır. Fakat kalbinizin genişliği o sıkıntıyı aldırmaz. Hem yerlerinize nispeten daha serbesttir. Mesela buna nispeten bir hemen uygulama yapayım. Evinizde akşam geldiğiniz zaman çay yapıyoruz ya. Hanım orada, kız odada, oğlan da öteki tarafta. Hanım da işte gidip geliyor, çay içiyorsunuz. Bunun zevki olur. Sofra sersiniz. Sofra sermesen de olmuyor. Çünkü o hat belirliyor. Nispeti
realiteye dönüştürüyor. Genel meydanı çok ilginçtir. O bezin etrafında toplanmanın psikolojisi başkadır. Oraya sofrayı koy, patatesi kaynattın, işte pişirdin, fındık koy, kestane koy. Orada hepiniz aynı yerde olup, aynı masada çay böyle gitse elinizle, o odada, ötekisi mutfakta, daha gelmedi. Bunun keyfi olur. Mahvettiler ya. Şimdi gelmeye gerek yok ki. Kızın odasına televizyon var, oğlunun da var. Hanım da mutfakta uğraşırken zaten televizyonda var, soğanı kesiyor zaten. Belki de soğana da gerek yok, telefon ediyor, hazır geliyor. Biliniz, bak, en esaslı kuvvetiniz ve nokta istinadınız tesanüttür. Tesanüt diyoruz. Tesanüt nedir mesela? Bir şey söylemek isteyeniniz var mı? Yani en kuvvetli, bak, en esaslı kuvvetimiz, kuvvet, nokta istinadımız, dayanak noktamız, tesanüttür. Tesanüt nedir diye iki kelam etmek isteyen var mı? Yardımlaşma, dayanışma mı? Yardımlaşma, dayanışma. Ne? Senetleşme abi. Ne demek o? Yani bir davada veya bir yolda, bir manada bütünlük yani. Çok harika. Tesanüt senetten geliyor. Bir gaye öğreti uğruna, hani protokol diyorlar ya, bir kaide ve prensip etrafında senetleşmektir. Tesanüt senedi. Peki nedir o? Laikalardır. Tesanüt. Beraber olalım. Hani var ya bizim orada olmuş Karadeniz'de de. Böyle öşür var ha diyor balın. Balın öşürü var ha. Nerede vereceğini de söylüyor, adres yapıyor. Yani. Tamam mı? Onun gibi tesanüt yapacaksınız ha. Burada ya. En adavetli ders okunurken yapılır. En ihlassız dersler ihlas dersine yapılır. Bunlar var ya bunlar. Hep itham üzerine. Tesanüt etmiyorlar. Nerede edecekler de burada edecekler. Ha, tesanüt bir gaye uğruna maksadımız var. Farklı düşünceler var. Değişen dünyanın değişen insanlarıyız. Nasıl beraber aynı denk geleceğiz? O zaman bir protokolümüz olacak. Ehli dünya protokol diyor. Portakal diye. Bir kaide hesabına akitleşiyorlar. Anlaşma yapıyorlar. Ölçüler koyuyorlar. Prensipler koyuyorlar. Şimdi bir böyle ciddi bir dava, ahirete gidilen bir yolda beraber hizmet edeceğiz. Yer açacağız. Peki senetleşmemiz gerekmiyor mu? Senetleşeceğiz de. Yani ben buna ahd ediyorum. Böyle yapacağım veya gayret edeceğim. Bunu yapmayacağım, bunu sokmayacağım buraya. Bunu sokacağım inşallah. Nedir o? Tesanüt, öyle havada uçuşan bir anlayış değil. Tesanüt senetleşmekten geliyor. Yani bir gaye uğruna ölçülerde ittifak etmek. O da nedir? Sözlerde olmaz. Sözler, mektubatı, şuaları, asayı musayı, lemaları okuyan kendisinde aidiyet hissi olmaz. Ben nurcuyum olmaz. Nurculuk hissi olmaz. Yani ben buraya aitim. Bu aidiyeti veren laikalardır. İştirak amal-i hurriyeyi, cemaatin şahs-ı manevisini oluşturan laikalardır. Zaten bugünkü sorunumuz varsa ve ailede de sorunumuz varsa haddimizi bilmeyip hududumuzda kalmamaktan geliyor. Haddini bilip hududunda kalırsan sorun olmaz. Kadın haddini bilirse hududunda kalır. Adam haddini bilirse hududunda kalır. Yani herkes haddini bilmesi lazım. Benim haddim bu kardeşim. Benim sağım değil. Bugün bana bir soru sordu. Abi külliyatta nasıl? Yani Ebced. Benim sağım değil kardeş. Eskide oluyorduk 1985'te. Öyle Mehdi falan şeylerimiz vardı falan. Acayip böyle. Sen hele bir ismini duyayım. Sen bir daha annenin ismini söylesem böyle. Osmanlıcadan böyle. Böyle bir şeyler vardı ama baktım ki dili yok bu iş. 1990'dan beri bırakmışım. Yani sağım değil. Bak demek ki Risale'de benim sağım değil. Rüştü abinin sahası vardı. Ötekisinin bir sahası var. Benim sağ, işte laikalarla alemi gayb, insanın haritalanması. Benim işim bu sahada bu. Ne demek istiyorum? Haddim bu. Hududumda çıkmıyor. Bilmiyorum. Abi bu Ebced'ini yapsak? Ben bilmem kardeş. Bilmiyorum. Demek ki en esaslı kuvvetimiz ve nokta istinadımız tesanüttür. Yani ölçüye bağlılıktır.
sakın sakın bu musibetlerin verdiği asabilik cihetiyle, demek ki musibet asabilik verir, birbirinizin kusuruna bakmayınız. Birbirimizin kusuruna, hangi kusur? Şahsi kusurlara bakılmayacak. Başka bir yer şerh ediyor bunu. Yani mütekelim vakti olsa, kişi kendi adına beşeri noktasında hareket ediyorsa kusura bakılmayız. Affedin. Mesela uygulayayım. Çocuğun yanında bağırıp çağırma eşinle. Eğer bağırıp çağıracaksan, yani bir hukuk hak alınacaksa, hukukları zayi ederek değil, o çocukların güven duygusunu, güven ortamını yıkarak hak alınmaz. Kavga yapacaksan hanımla, bu durumda yap. Farklı bir yerde yap. Çocukların yanında yapma. Çünkü haktır. En büyük hak, kul hakkı karı koca arasındadır ve hizmettedir. O zaman musibetlerde sıkıntı olur. Gerginlik olur. Asabilik olur. O zaman kusurlar öne çıkar. Kusurlara bakmayın. Hangi kusurlar? Şahsı kusurlar. Sana göre umumun kusur da hizmete alakalı, sen tespitin değil. Nasıl olması lazım? Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvaları, yani ve böyle olmasaydı şöyle olmazdı diye birbirinizden gücenmeyiniz. Ya psikolojiye ya. Gücenme kardeşim. Ha, evet uygula. Veya geliyor, ya böyle olmasaydı, ben bu yola girmeseydim, bak şimdi yan yolda gitsin, keşke deme. Men amene bil kader, emin eminen keder. Kader iman eden, kederden emin olur. Nasip buymuş. Tamam. Bir daha okuyorum burayı. Kısmet ve kadere, kader, bak kısmet ve kader, itiraz hükmünde olan şekvalar. Ne demek o? Böyle olmasaydı, böyle, şöyle olmazdı diye birbirinize gücenmeyiniz. Böyle olmasaydı, böyle olmazdı. Böyle olacaktı. Lazımdır ki öyle olsun. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Ben anladım ki bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu. Ne yapsaydık onlar hücum yapacak idiler. Biz sabır ve şükür ve kazaya rıza ve kadere teslim ile mukabele ederek tam inayet ilahi imdadımıza gelinceye kadar az zamanda ve az amelde pek çok sevap ve hayret kazanmaya çalışmalıyız. Oradaki kardeşlerimizin selametlerini dua ediyoruz. Şualar 309. Madem biz kadere teslim olup bu sıkıntıları hayr-ı umur-u ahmet zuha sırrıyla ziyade sevap kazanmak cihetiyle manevi bir nimet biliyoruz. Yani en hayırlı işler nedir? Allah'ın takdir ettiği değil mi? Allah'ın nasip ettiği şeylerdir. Madem geçici dünyevi musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor. Bak bir daha. Madem geçici dünyevi musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor. Biz böyle biraz itiraz ettik mi sonra da pişman oluyoruz. Moralimiz bozuluyor. Vicdan azabı da çekiyoruz. Ve madem hakkal yakin derecesinde yakini bir kat-ı kanaatımız var ki biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, illebat hayat değil bu. Yani çoluk çocuğumuz var, onlar zaruri ihtiyaç. Ama hayattaki anlam ve gaye hizmettir. Hizmet-i mane Kur'an'ı ise bunu hayatımıza vakfetmişiz ki, bu nedir? Güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saadet-i ebedi gibi şirin. Laf değil. Bak, yeni geldiğim için söylüyorum. İnsanlar cehennemi yaşıyor. Şöyle sorular hiç size geldi mi? Hocamla görüşeceğim diyorum. Baktım gürültü var. Bu dışarıda oluyor şimdi Avrupa'da. Gürültü var falan, yok falan. Sonra dedim ki ona, git dedim, şey var, gelsin dedim, o kim görüşmek isterse gelsin. Ne soruyor biliyor musun? Hocam dedi, ben sizi duydum diyor. Bir sorun var. Bak şimdi. Peki sor kardeşim. Ya dedi, bir arkadaş soruyor dedi. Benim meselem değil bu dedi. Hı. Ya dedi, intihar etmek, adam öldürmek gibi diyor. Büyük günah mıdır diyor. Bunu şey yaparken gözleri bir ufalıyor, bir büyüyor. Sen bir ders otur. Beraber konuşalım, olur mu? Öyle arkadaşına haber götürürsün. İyi belli ki. Ona çok iyi olur hocam. Ya,
Yani niye bunu söylüyorsun? Kardeşim, öyle bir davayı Allah ikram ve ihsan etti ki dünyada cennet tasa bir hayat yaşıyoruz. Abi benim sıkıntım günde eksilmiyor. Hah, bu cennet işte. Senin o cennetin ona göre. Sen bana hiç sordun mu böyle bir şeyi? Abi işte soruyorlar. Benim değil ama ya böyle adam öldürmek gibi mi kendini öldürmek? Hiç sordun mu? Bak ona bak, kendine bak. Sen cennet gibi bir hayat yaşıyorsun. Bak bir cenneti de söyleyeyim. Allah ile ve ahiretle ümitlisin. Bu nasıl bir duygu biliyor musun? Ne kadar büyük nimet. Allah ile ümitliyiz. Hiç böyle kalp krizi gibi, öyle nefes darlığı gibi böyle. Yani hayatı böyle trafik kazası gibi bir şey. Hani ha orası ha burası gibi bir şıkka geldin mi? O zaman davanın ne olduğunu hiç şahit ve tanıklık yaptın. O zaman seni tutuyor, boşluktan tutuyor seni. O dava ne yaptığını. Ben bunu çok yaşadığım için söylüyorum. Çok yaşadım. O anda böyle tutunuyorsun böyle. Gözünü döküyorsun, devam diyorsun. Devam mı? Devam. Her kaşıkta zehir bunda. Zehir bunda. Hiç böyle yemek yedin mi sen? Lağım bağladılar mı senin koğuşuna? Usta da bağlamışlar. Her lokmada zehir bunda. Böyle yemek yenir mi? Böyle yiyenler de var. Ama iç alem cennet gibi. Nedir o? İnsanı bağlayan, güçlü kılan nedir? Ümidin olmasıdır. Ahirete ümitli, Allah'a nokta istinad. Ahirete de nokta istinad. İman ettiğin şeyle besleniyor ruhun. İman et, mesela ahirete iman etmek, ahirette işe yaramayacak ki. Gittik ahirete iman ettik. Etmiştik. Geçti badeler almazsa. Ahirete iman etmek burada işine yarıyor. Ruhunu cennet asa yapıyor. Yani iman ettiğin bir şeyle besleniyorsun. Bir kere ahirete iman ettin. Oraya gitmekten niye korkuyorsun? İman ettin ya. İman ettiğin yerden korkulur mu? Senden daha güçlü, senin dertlerine cevap vermeyecek, seni korkutan ne ki ölümden korkuyorsun? Demek ki ölüm korkusu değil, günahlardır. Demek ki anlatmak istediğim şu, insanı canlı ve mutlu tutan dayanak noktası ve ümitli bakmasıdır. Boşluğa düşmüyor. Kanser olduğu zaman doktor diyor 15 gün bir ay yaşayacak. Şimdi o yatağa yattığı zaman bir bakın bakalım gözü nasıl boşluğa tat diye düşüyor. O anda ne yardım edecek sana? Evet kanserim, bir ay sonra gideceğim ama aşağıda Mercedes'im var, kasada param var diyebilir misin? O sana ümidi verecek, yani o ümitsizliği ümide döndürecek ancak imani billah veya imani bil ahirettir. O anda. Karnım ağrıyor diye, ya bir gideyim şu doktora, arkadaşlar siz gidin ben, yarım saat sonra gireyim, bir ilaç alayım, geleyim dediğin zaman, ya bir daha bakalım röntgeni dendiği zaman, her tarafını sarmış kanser anlasaydı ne yapardın sabah sabah? Nereye tutunacaksın? Ben yakında oldu. 47 yaşında. Karnım ağrıyor diye ya. Şu bir gideyim diyor şu doktora, siz şey yapın bu yolların kenarlarında pesaj mı diyorlar. Onları düzenleyen bize şirketin sahibi. Arkadaşlar çocuklar diyor. Hepiniz gidin, ben geliyorum şu karnıma bir kapalıyım. Kapalıp dönecekmiş yani. Bir bakıyorlar ki oho sarmış, daha sarmış. Neyle tutunacaksın hadi bakalım. Şirketim vardı, param vardı, Mercedes'im vardı. Hiçbir şey yok. O zaman dava işte. Davam. Davam var. Sana o ruhu veren, dünyada bak, iman ettiğin şeyle besleniyorsun diye bunları anlattım. Elbette biz bu sıkıntılı haller ile muftihirane, müteşekkirane bir mücadele-i manevi yapıyoruz diye şekva etmemek lazımdır. Şuralar 312. Hem bu yılanların yaralandırıp bize canavarcasına saldırıyorlar. Her fırsattan sıkıntı vermeye çalışıyorlar. Zaten bu musibetlerden hayır beklemiyordum. Zaten bu mebuslardan hayır beklemiyordum. Bunlara iliştiler, kaldıramadılar, bütün düşman ettiler. İşte ma teessüf, bunlar dünyayı hatırıma getirdikleri için tuluat-ı kalbiye tevakkuf ediyor. Başlarını yesin, bu ehli dünyanın dünyasını düşünmek bana
zehir oluyor. Ben dünyanıza karışmıyorum. Buna mukabil o pis dünyanızı bana düşündürmeyiniz dediğim halde olamıyor. Ben de Cenab-ı Hakk'a niyaz ettim ki bana kuvvetli bir sabır ve bir tecridi zihin ihsan etsin ki düşünmeyeyim. Bak, manaların gelmesi için kuvvetli bir sabır, iki tecridi zihin ihsan etsin ki düşünmeyeyim. Yani zihni tecrit etmek, o da terklerle oluyor. Kafanın çalışması, ilhamın gelmesi için terk lazım. La ilahe olması lazım ki illallah olsun. La ilahe olmadan illallah olmaz. Ne demek bu? İlk önce terk, eylem değil. İlk önce terk edilmesi lazım. Yanlışların terk edilmesi lazım. Küfrü terk ettikten sonra iman oluyor. Küfrü terk ettikten sonra. Şimdi kafa nasıl çalışıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ilim yapmadan ilim isteğiniz yok mu demiş. Sahabe demiş ki nasıl olacak yani ilim yapmadan ilim nasıl olur? Takvanızı artırın diyor. Takva sabaha kadar namaz kılmak, gündüz oruç tutmak değil yani. Hep öyle anlaşılıyor değil mi? Şunu yapmak, bunu yapmak, şunu yapmak, bunu vermek, gitmek, vurmak, kırmak yani takvayı böyle alır. Oysa hiçbir eylemi yok takvada. Meniyattan ve günahlardan iştirab et. Hep terk. Peki ilimle ne alakası var? Niye bağdaştırdım? Takvamız yani terklerimiz çoğaldıkça ilham geliyor. Tecridi zihin oluyor. İlham o zaman geliyor. Mesela televizyonu kapattın. Oturdun okuyorsun. Çok mübarek. Oku da. Fakat oho maşallah neler geliyor neler. Öyle olsaydı öyle olur. Bir tanesi dedi, abi dedi, şey hocam dedi, müzik dinlemek ruhun gıdasıdır diyorlar. Vallahi müzik dinlemek ruhun gıdası olsaydı bir haftada evliya olurlardı. Ruhun gıdası olsaydı. Ruhun gıdası. Çünkü sabahtan akşam dinleyen var. Demek ki insan kendisini anlamlandırması için, huzur bulması için kendisiyle barışık olması lazım. Oraya buraya saldırması, onu bunu açması, onunla buraya sitelere girmesi, kendisiyle kavgalı olduğunu, barışık olmadığı, kendisiyle mutlu olamadığındandır. Doyum o değil yani. İçinde doyum yoktur. Çatışan ve çelişen hisleri var. Bunlardan kaçıyor. İnsan en çok kendisinden korkuyor. Tanışmaktan korkuyor. Baş başa kalmak istemiyor. Hemen kalkıyor, hemen ya televizyona, ya internette, ya bir şeye düğmeye basıyor. Ya kendimi bir düğme, mesela arabadan gidiyorsun. Ya bir düşüneyim ya. Yok hemen el radyoya gidiyor, TV'ye gidiyor. Niye? Ya bir kaçış var yani. Ama anlamlandıramıyoruz ama bir kaçış var. Bir yere doğru hamle ediyoruz. İnanmadığımız halde oraya. Lillahil hamd, kalbime bu esas geldi ki, bu hizmeti Kur'an'ı başa ne gelirse gelsin, hatta her günde birer başım olsa da kesilse, yine o hizmetin kutsiyetine, kutsiyetindeki lezzet-i ruhaniye mukabil geliyor ve kafidir diye. Ya usta da bu hizmeti Kur'aniye yalan demiyor, yaşamış bir insan. Yani hizmeti imani Kur'aniye'de bir lezzet-i ruhiyesi var. Niye bizde olmuyor? Tam da böyle diyoruz, senelerce geliyoruz, okuyoruz, tamam. Şöyledir böyle. Niye olmuyor ya? Bu lezzet niye olmuyor? 15. Şua'da şöyle geçiyor, diyor ki günahlar, günahlar, sefaat, imansızın iptal his ettiğinden dolayı küfründen elem almıyor. Müslümana da imanının lezzetini vermiyor. İmanımızın lezzetini günahlardan alamıyoruz. Yani kafir çıldırması lazım. Yani imansızlığın getirdiği elemi ama mesela diş deliniyor. Ne hissetmiyor? Morfin vurmuş. Günahlar morfin gibidir. Uyuşturuyor. İmanın lezzetini alamadığı gibi imansızlığın elemini de alamıyor. Bak ne kadar şey yapmış. Bu kadar hadiseler. Yani bunu nerede yazmış biliyor musunuz? Hapishanede yazıyor. Hapishane nedir biliyor musunuz? O en fazla 15 gün tecrit tek başına. Koğuş. Şimdi bunları böyle bir masada
spotlamanın altına, sizin gibi güzel insanlar karşısına böyle deneye böyle doktorlar var. Gelsin, sıradaki gelsin, ölüm bölümü tecrübeyle yazılmamış. Hapishanede, tek başına, bu hapishanede yazılacak mektuplar. Hapishaneden dışarıdakiler diyor ki, sakin olun, sabırlı olun, kadere teslim olun, kimseyi tenkit etmeyin, meşgul olacak birisi varsa o da kendinsin, kendine barışık ol, kendini keşfetmeye çalış, kendini sev, kendine değer ver ki karşıya da değer vereceksin. Bunu hapishanede söylüyor. Hapishane. Ya bizim hapishane dendiği zaman ayaklarımız kemençe çalıyor. Yine o hizmet, bak o hizmetin kutsiyetindeki lezzet-i ruhaniye mukabil geliyor ve kafidir. Yani şu, başımıza şey geldiği zaman hemen tutunuyoruz değil mi hizmete? Allah ve ahirete ümitliyiz ya. Bak bu da lezzet-i ruhaniye. Seni o boşluktan kurtarıyor. Ya, ahireti hiçlik görmüyoruz. Hamdolsun. Korksak bile ümit var. Ya en bir tanesi vardı, sefi birisi tanıdım. Ya dedim ya ne cesaretle gidiyorsun dedim. Ölümü bayılmak mı zannediyorsun? Ne yapacaksın? Vallahi benim Allah'ım dedi. Öyle bir Allah'a inanıyorum ki bir şey yapacak dedi ya. Ulan bu adam da ümitli ha. Acayip bir şey ya. Şeytan bile Allah'tan demiş beşin bir şey olur. Gerçi ümidini kesmiş. Kim kesmiş? Kafirler ancak Allah'ın ümidini keser diyor. Şeytan gene ölüm anında şu ayeti okurum diye bir ayeti var onun. Gene bir şey olur diyor şeytan. La şeytan böyle gene bir ümitli. Lan bize ne olmuş ki ümidi kesiyoruz ya. İnsanı canlı tutan ümittir ya. Allah tövbeleri o kadar seviyor ki. Yani sevmiyor, çok seviyor. Sen Allah affetmeyi sevmiyor. Bize söylemiş affetmeyi. Allah affetmeyi çok seviyor. Sen affetmek bize demiş, çok affetme o konu. Böyle hatta bir, bu konuda bir hadis var biliyorsun. Çok kuvvetli, çok güzel bir deve misaliyle veriyor Peygamber Aleyhisselam. İnsanı canlı tuttuğu için söylüyorum. Demek ki lezzet-i ruhaniye mukabil geliyor ve kafidir diye kemali teslim ile kazaya rıza, kadere teslim ve Cenab-ı Hakk'a tevfiz-i umur düsturunu rehber ihtiyaz ettim. Bayağı uzun bir yer. Şöyle şu şey yapayım. Şimdi hayat-ı içtimai beşeriyenin safaları hususen Yusufiye medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin hem güzel, hem kederli hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Evde de dünyada da öyle. Bak eve bak, evine bak. Hem çirkin şey var, hem güzel şey var, hem kederli şey var, hem ferahlı şeyler var. Ne yapacağız? Akıllıdır ki ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup çirkin, sıkıntılı şeylere emniyet vermez. Şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. Şuada 509. Bir daha. Şimdi hayat içtimai beşeriyenin safaları hususa mesela kimin pilerine basarsan bas. Risale-i Nur pek meşgul olmamışsa bitti, mahvolduk canım. Ekonomi gitti, uçtu gitti. İflas ettik, şöyleydi. Yani bir ümitsizlik var. Yani ümitsizlik pompalanmış. Peki bak ne diyor? Şimdi hayat içtimai beşeriyenin safaları hususan Yusufiye medresesi bir bahçe hükmündedir. Cemiyet hayatı bahçedir. Hem çirkin bahçede çirkin şey olur ama güzel şey de var. Kederli, ferahlı şeyler de beraber bulunur. Akıl odur ki ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup çirkin, sıkıntılı şeylere emniyet vermez. Şekva ve merak yerine şükreder, sevinir. Mesela şekva ediyoruz, itiraz ediyoruz, birisini anlatıyoruz. Tramba oluyor işte, aşağı iniyor. Mesela ben konuşturmuyorum. Ya bir şey söyleyeyim falan. Salih bana diyor, bir dakika soruyu sor kardeşim, bırak onu ithamı. Anlata 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 aşağıya gidiyor. Şuur altına gidiyor. Ne yapmak lazım? Böyle ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olmak lazım. Ona bağlanmak gerekiyor ki insana ferahlık versin. Bu nisbeti Kur'aniye'de başa ne gelirse gelsin, hatta her günde birer başım olsa da kesilse yine o hizmetin kutsiyetindeki lezzet-i ruhaniye mukabil geliyor ve kafidir diye kemali teslimiyetle kazaya rıza, kadere teslim, kazaya rıza, kadere teslim ve Cenab-ı Hakk'a tefiz-i umur dostunu rehber ihtiyaz ettim. Teşekkür kaderi tenkit, teşekkür kadere teslimdir.
Teşekkür nedir? Şekva etmek. Kaderi tenkit. Nereden çıktı ya? Şimdi zamanı mıydı ya? Allah Allah ya. Olacak bir şey ya. Sana mı soracaktı? Mesnevi Nuri'de 147. sayfada şöyle bir şey var. Allah senin diyor nefsini kainata mühendis mi yarattı ki? Bu olmadı. Vakti miydi? Ama biraz fazla oldu. Diyoruz. Ede Adapazarı depremi vardı ya o gölcük. O zaman adam bir tanesi, başıma gelen bir hadiseyi anlatayım. Her şeyini kaybetmiş. Jipi, mipi, bebeği hepsi gitmiş. Adam avdaymış. Yani dışarıdaymış böyle. Eve gelmiş her şey düz. Artık çoluk çocuğu, bebeği hepsi gitmiş. Adam gelmiş ama çorapları da yoktu ayağında. Taşın üzerine oturuyor. Biz de gitmiştik öyle. Gıyaben cenaze kılıyoruz. Kemiklere, kafalara falan. O zaman başıma geçen bir hadise işte bu. Çoklardan bir tanesi. Dediler ki hoca efendi şurada bir adam var. Hiç kimse uyandıramıyor. Böyle donmuş. Bitmiş yani. Kilitlenmiş yani. Bir şey diyorlar. Hiç aldırmıyor. Anlatıyorlar. Kardeşim bakın falan. Hiç kilitlenmiş ya. Dedim buna şok. Nasıl olacak? Yolu attım ben de. Gittim yanına. Dedim. Ona demiyorum ki bunu. Kim yaptı kardeşim dedim ya. Bu binaları kim yıkıyor böyle uslupla bağırarak. Kim yıkıyor bunları ya? Niye böyle yaptı ya? Olur mu ya? Binaları yerle iftihan ettiğini çoluk çocuğu taşın altına koydun. Kim bombaladı? Ne yaptılar burayı? Böyle uslupla bağırarak tenkit ediyorum. Tamam mı? Ben de. Ne diyorsun kardeşim sen dedi. Ne diyorsun ya dedi. Git buradan dedi. Bela mısın nesin dedi ya. Yok dedim ya ben dedim. Bu ne hal ya böyle olur mu dedim. Ne akla. Kardeşim gitsene buradan dedi ya. Niye dedim hayırdır ne oldu. Çözülmeye çalışıyor. Ne oldu. Kim yaptığını bilmiyor musun. Kim yaptı dedi. Kim yaptı kardeşim dedim. Çoluk çocuğum binanın altına kalmış. Kim yaptı sen söyle. Kalktım. Bilmiyor musun lan sen dedi. Kim yaptı dedi. Ben dedim. Kim yaptı. Allah yaptı dedi. Hakikaten o mu yaptı dedim. O yaptı tabii dedi. Öyle. O yaptıysa fazla yapmaz, az yapmaz. Dedim ben. Durdu. O zaman ne bu hal dedim madem o yaptıysa. Ne bu itirazın o zaman? O yaptıysa fazla yapar mı? Yapmaz. Az yapar mı? Yapmaz. Doğru yapar. Niye doğruya teslim olmuyorsun o zaman? Oturdu. Yanına oturdum. Dedim ben sana bir Rahman suresi okuyayım şimdi. Yani insanlar bir tutunacak yer arıyor ya, bir şey arıyor ya. Yani kafa bazen de hani nutkum tutuldu, aklım tutuldu, kendim kilitlendim, bir şey yapamadım diyemedim oluyor ya. İşte o anlardır işte tutunacağın şeyler. Madem her şeyde bir güzellik ciheti var ve rahmetin bir cilvesi var ve kader, adalet ve hikmetle iş görür ama beşer zulmeder. Aynı zulüm içinde kaderin adaleti var. Elbette bu zamanda umum alemi İslam'ı alakadar edecek bir kutsi vazife yüzünden hafif bir zahmete emniyet vermemekle mükellefiz. Aile hayatında da öyle. Nasılsa ahirete gidiliyor. Ufak tefek şeylere. Önemli olan ana ölçüyü kaybetmemek hedefte. İmanı kazanmak ve kaybetme başımıza dava açılmış. Esas mevzu o. Yani biraz zarar etsen ne olur yani? Çocuk sınıfta kalsan ne olur? Araban kaza yapsan ne olur? Kalsan olsan ne olur? Yani çok tuhaftır. Allah rızkı taahhüt etmiş. İmanı taahhüt etmemiş. İmanıza ben kefilim taahhüt altındadır demiyor. Allah'ın kefil ettiğine bu kadar heyecan, tekefil etmediği şeye bu kadar lakayt. Yani ana temayı kaybetmişiz yani. İmanı kazanma veya kaybetme davası başımıza açılmış. Şaka değil arkadaşlar. Bu elimle ne kadar insan yıkamışım ya. Ne kadar moktan insan almış. Ama o da bir şeyin peşine koşuyordu ya. Değer mi yani mesela? Şimdi dünyada ne olmuş? Kaç saat veriyorsun? Yarım saat haberi veriyorsun. 10 dakika bir Kur'an oku. 10 dakika Risale oku. Bir 10 dakika fıkhını okusan. Şimdiye kadar Ömer nasıl bir ben. Belki de 2-3 defa bitmişti. İlmal bitmişti. Zamanı yok. Habere ne karar veriyor? Bilmeyecek miyiz? Bildin de ne oldu? Sinirlerin bozuldu, sıkıntıların arttı. Çökertti seni. Seni bilmen neyi değiştirdi? Sinirlerini değiştirdi ama.
Ondan sonra diyorsun, abi her şey ters gidiyor. Hiçbir şey ters gitmiyor. Bak ben sana söyleyeyim, ters gidiyor. Güneş aynı yerden doğuyor. Yağmur gene yukarıdan yağdırılıyor. Dünya mevsimlere gene uğruyor. Nefesi gene buradan alıyorsun. Ne ters gidiyor ki? Sen kafandakiler ters gidiyor. Bir 10 dakika versen. Kaç dakika oldu? Bir 5 dakika daha okuyayım. 10 dakika daha hadi. 15 Elbette bize en elzem iş telaş etmemek. Bir, telaş etmemek. İki, meyus, ümitsiz olmamak. Birbirinin kuvve-i maneviyesini takviye etmek. Birbirimizin kuvve-i maneviyesini felaket tellallığı olmamak, korkmamak. Allah öyle diyor, benden korkun diyor, başka bir şeyden korkmayın. Eğer başka şeyden korkar, Allah'tan korkmasan Allah korkuklarını başına geçiriyor. Tevekkülle bu musibeti karşılamak ve habbi-i kubbe yapan farfaralı gazetecilerin kubbelerini habbe görüp emniyet vermemektir. Hele benim meselede öyle yaptılar. Nazik mesele, önünü kestiler, sonu ortayı kestiler, sonu kestiler. Hayt bakalım. Oo! Böyle hani folklor ekibi olur ya, başucundakiler mendil şey yaparlar. Allah ne olmuş? Folklor. Habbi-i kubbe yapıp basit bir şeyi, olan bir şeyi, doğru olan bir şeyi kabarttı. Ne oldu? Bir zarar ettim ama 10 defa ümmet fayda gördü. Bak ne oldu? Laşkalaştı herkes. Daha felaket söylüyor şimdi. Eskiden daha korkutucuydu. Kimse dokunamıyordu. 500 bin voltluk cehrana. Şimdi nadirleşti. Herkes daha benden daha beter söylüyor. Ne oldu yani? Ben biraz sıkıntı çektim ama o kadar da fayda oldu ki bir bilseniz. Bir tanesi telefon ediyor. Bir cemaat X, Almanya'nın en güçlü cemaati. Nurculara çok itiraz eden, şahsi haşa, şahsiyeti suya göre şekil alan, hükümetle gelenlerle beraber olmuş. Böyle diye malum zatta beraber görüyorlardı Nur cemaatini. Bu olayda telefon etti. Berlin teşkilatı var. Hocam dedi, Almanya'daki bütün kürsüler senin emrinde dedi bunlar. Sizi bana şahsım demiyor. Nurcuları böyle bilmiyordu. Bilmiyorduk diyor. Biz teşkilat adına sekreter olarak sizi arıyoruz. Yani kimlerle özdeş gösteriliyorduk? Kimlerle beraber gösteriliyorduk? Daha 15 Temmuz'dan önce kimlerle beraber gözüküyordu değil mi? Allah en azından bizi ayrıştırdı. O bitmişti mi? Bitmişti. Yani sistemle beraber bu olaylarda çıkınca bir de özür dilemeyince adam Allah Allah diğerler Tunus'tan yaptı. Peki bir şer gibi gözüküyor. Onun için söylüyorum. Habbi kube yaptılar. Kendileri kaybetti. Çünkü o kutsiyetleri gitti. Şimdi herkes hücum ediyor, yazıyor. Daha neler yazıyorlar. Şey yazmış bana şu. Bir tane haç ve ümre organizasyon şirket sahibi. Hocam dedi, ümmet-i Muhammed öyle bir faydanız oldu ki dedi. Kendisi kasti yazarı köşede. Ben de senden daha ilerisini yazıyorum. Şimdi nasıl da yazıyor? X1'si. Yani niye? Artık adileşse kimse takmıyor diye. Yani demiş tamam. Eskide öyle miydi yani? Dedektörle arıyorlardı. Onu mu demek istedin? Şimdi diyor. Niçin söylüyorum? Diyor ki bu musibeti tevekkülle karşılamak habbi kubbe yapan farfaralı gazetecilerin kubbelerini habbe görüp emniyet vermemektir. Acaba bunları okumasaydık o tamur bizde olur muydu? Düşün bütün Türkiye'ye. 40 küsür bin çalkalanıyor, bağlanıyor. Sonra maalesef yakalanmadı, kendisi geldi. Bu farfaralı gazetecilerin kubbelin habeye çevirmek, bu dünya hayatı hususan bu zamanda bu şerait altında kıymeti yoktur. Başa ne gelse gelsin hoş görmektir. Başa ne gelse gelsin hoş görmek. Şu alar 336. Son cümle. Sıhhatimi soruyorsunuz. Buranın çok şiddetli kışı ve odamın çok soğuk ve 3 hazin gurbetin tesiri ve 3 asabi hastalığın, ustad asabiydi ha,
Azal abi ben asabiyim. Mustafa asabi dinince hakikaten öyle mi ya? Benim gibi de asabi zatı diyor. Kaç sene, 7 sene mi gitmemiş diyor Sıddık Süleyman. Burada da söyle. 3 asabi hastalığın ama tabi zehirin sıkıntısı ve bütün yalnızlık ile kabili tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz olduğum halde. Yani hakikaten yalnızlık bambaşka bir şey. Mesela ben hep tek yattım hapiste. Tek koğuş hücreydi. Koğuş yoktu. Kanunen yasak olduğu halde 15 güne fazla tutan. Tamamen yani yatağımın dışına bir tane seccade vardı. Başka bir şey. Seccade yeri kadar. Ne kitap var, ne Kur'an var, ne su var. Tuvaletteki maşapayla içeceksin. Acayip bir şey. Bunları yaşadık. O tek olmak var ya. O kafanda o Risale-i Nurlar olmasa yani acayip bir şey yani. Ustadı 28 sene ya. Ben kanıma kadar hissediyorum ustadı ya. Bu tek başına bir de lağmına namaz kılmasın diye lağmını Afyon hapishanesine lağım bağlamışlar koğuşuna. Şöyle geçiyor şu anlarda. Menzilimde fena kokular ziyadeleşti diyor. O kadar isyan etmiyor. Lağım bağladılar demiyor. Eski binaların duvarları geniş ya, onun üstüne çıkıyor da orada kılıyor. Ya böyle bir ustadımız yani. Bedelini ödemiş ya. Ne kadar sıkıntı çekmiş. Biz şimdi biz bu yaşamış söylemiş. Biz şimdi 45 dakika dinleyelim. Acayip bir şey ya. Bak bir de okuyun. Diyor ki buranın çok şiddetli kışı. Bu adamın çok soğuğu. 3 hazin gurbetin tesiri. 3 tane hastalığın sıkıntısı. Ve bütün yalnızlık ile kabili tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz olduğumu aldı. Dur, düşün. Tahammül edilir mi? Şu an anlamayız. Arkadaşlar bu spot lambanın altında. Bunlar hissedilmez. Fikir olur. O yaşamak var ya yaşamak. Halikine hadsiz şükür ederim ki. O zatın ifade ettiği kelama bak. Sanki burada yazmış. Halikime hadsiz şükür ederim ki her derdin en kutsi dermanı olan kanserin de, kalp krizinde, tansiyonun da, evdeki sıkıntıların da hepsinin en kutsi dermanı olan ne olabilir? Parası çok olmak, sıhhatli olmak, kariyeri dayısı arkadaşı sağlam olmak. Dayısı. Ne olabilir? İman. Bak ne diyor? Her derdin en kutsi dermanı olan. Ben şöyle biliyordum imanı. Yani iman bir anlayıştır. Olayları Allah ile izah ediyorum. Ahirette iyisini verecek Allah bana. Yani bu bir imtihandır. Sırf öyle biliyordum. Değil mi böyle? Böyle değilmiş yani böyle. Bu sureti nedir hakikati? İman mahluktur, realitesi vardır, enerjidir, güçtür. 23. sözde diyor ki iman hem nurdur hem kuvvettir diyor. Yani realitesi vardır. İmanın sureti mahluktur, hakikati değildir. Hakikat Allah'tadır. Çünkü cüz-i iradenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu anlayıştır, fark ediliştir demiyor. Mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur, mahluktur. Vücud haricisi var. Yani bir güçtür, bir enerjidir. 25. Leman'ın 25. devasında bütün dertlerinizin dermanı olan diyor imanınızı artırın diyor. İman enerjidir arkadaşlar. Şu anda olduğu gibi. Mesela bir müzik dinlediğince veya bir karate filminden çıkınca çocuklar hepsini falan herkesi döverim gibi şeyin telkinler oluyor ya. Böyle illuminati, subliminal oluyor böyle telkin. Böyle. İman da böyle bir şey ki bunların daha kutsisi. Her derdimizin, bak her derdin en kutsi dermanı olan imanı ve imanı bil kaderden, bak bir, İmanı bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. Evet öyle ya. Her derdin dermanı olan iman. Sonra mühremi var bir de. İmanı bil kaderden kazaya rıza ilacını ilaçmış. Yani kaderi imandan çıkan teslim olmak. Kazaya Allah'ın bu icraatına, bu takdirine razı olmak imdadıma gönderdi. Tam sabır içinde şükrettirdi. Kastamonu 14. Son cümle. Her derdin en kutsi dermanı olan imanı ve imanı bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma
gönderdi, tam sabır içinde şükrettirdi. İmanın mahluk olduğuna bazılarının böyle kafasına takılmış olabilir. 71. sayfa işareteceğiz da 7 tane malzeme ile yapıldığını, 23. sözde imanın nur olduğunu, güç olduğunu, kuvvet olduğunu, 25. devada Hastalar Risalesi'nde en kutsi tiryak olduğunu, vücud haricisi olduğunu, enerji olduğunu, ben size o telkinler, mesela adam geliyor sporcu mermere, elini bir vuruyor, eli kırılıyor. Ama geliyor mermere aynı adam, konsantre oluyor. Bizde tefekkür ediyor. Tefekkür ediyor onu, evet diyor, onu kırıyor. O güç neredeydi? Bak konsantre oluyor, artıyor değil mi gücü? Neredeydi? Yoktu bu. Veya bir film seyrediyor, kendini ondan zannediyor böyle daha çok çocuklardan. Kontrolsüz bir enerji çıkıyor mu çıkmıyor mu? Şehvet de öyledir. Hiçbir şey yok. Bir hadise gelişiyor, bir şey görüyorsun, bir şey seyrediyorsun, birisi bir şey anlatıyor. Vücutta enerji aktif oluyor, hormonlar aktif oluyor. Şimdi o şeyde de öyle, sporda da her yerde böyle bir gün tahrik edip, o enerji nereden çıkıyor? Neredeydi o? Ha, iman da o cinste. Böyle derslerle konsantre oluyoruz, ruhta aktif oluyoruz. Çünkü latifedir iman. Letaif-i manevi ediyor. O ruhta gömülü olan enerji dışarıya çıkınca hem nur oluyor hem güç oluyor, diğerini bloke ediyor. O aşağıya gitti mi vehim oluyor, vesvese oluyor, tevekkül azalıyor. Ya şu gidelim ya bir MR çektirelim ya, ya senede bir baktıralım diye başına böyle sarıyorsun mesela. Ona hiçbir şey yoktu çünkü git 10 tane şey çıkartıldı. İşte bu tevekkül az oluyor, teslim az oluyor. Bir sürü başımıza şeyler getiriyorlar. 50 dönem de zaten işine yarıyor. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَ. Allah'ın izniyle.